Merhaba arkadaşlar. Beğenerek ve severek takip ettiğim Şefika Hanım'ın sayfasında çok değişik bir kurabiye vardı. Onu deneyeceğim bugün inşallah. 3 bardak unumuz var. Şu bardak ölçüsüyle. Burada 2 tane var. Bir tanesi de bu. Göstermek için bıraktım. Bir tane mısır nişastası var. Aynı bardak ölçüsüyle. Bir bardak esmer şekerimiz var. 250 miligram kadar tereyağımız var. Bir tatlı kaşığı zencefil. Bir tutam kakule, kakulenin tohumlarını, 2-3 tanenin tohumunu ezdim. Bir çay kaşığı tarçın ve karanfil bu da. Karanfil de 2-3 tane karanfili bu havanımda ezdim ve koydum. 2-3 karanfil ve 2 tane kakulenin tohumları var. Yarım çay bardağı pekmezimiz var. Bir tane yumurta ve kalıplarımız var. Başlayalım bakalım. Bu kalıplarla kurabiye yapmayı ben çok seviyorum. Çocukluğuma götürüyor beni. Annemlerle en çok sevdiğimiz kurabiye bunu yapmaktı. Eminim çocukların hepsi çok sever. Ben de zaten hamur yoğuracağım arada. Oğlumuzun ders arasında beraber yapacağız inşallah. Şimdi öncelikle bir yumurtamızı, esmer şekerimizi ve pekmezimizi birlikte yoğuruyoruz. Aynen Şefika şefimin uyguladığı gibi elimle şöyle çırpa çırpa yumurta, esmer şeker ve yarım çay bardağı pekmezi harmanladım. Pekmez, normal pekmez kullandım. Şimdi bu bir kenarda beklerken burada kuru malzemeleri ayrıca karıştıracağım. Oda ısısında kalmış olan şeyimiz de vardı. Tereyağı 250 mililitreydi ve litre değil miligramdı. İçinde kalanı da alayım. Ve onunla beraber biraz yoğuralım. Elimin de ısısıyla gevşeyecektir. Sonra da kuru malzemeleri kendi arasında harmanlayacağım. 3 bardak un, 1 bardak nişasta, mısır nişastası, bir tatlı kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın, birer tutam kakule ve karanfil tozu. Bunları da unlu karışım içerisinde harmanlayıp bu yoğurduğum sıvı karışıma ekleyeceğiz. Kabartma tozu ve vanilya yok. Çünkü aroma olarak bunları kullanıyoruz. Kabartma tozu da kurabiye gibi oluyor. Bu daha sanki bisküvi gibi olacak sanırım. Bakalım göreceğiz. Unlu karışımız burada. Un, nişasta ve baharatlarımız. Burada da şeker, yumurta, pekmez ve tereyağını macun kıvamına getirdim ve azar azar unlu karışımdan ekleyerek hamur kıvamına getireceğim. Şimdiye kadar pekmezli, zencefilli, hatta içine zerdeçal ve tarçın da koyuyorum. Çok yaptım. Çocuklarla evde bizim onun adı kış keki. Bazen havuç rendelediğim, bazen portakal kabuğu rendelediğim de oluyor. Ama kurabiye hiç denemedim. Hele kakule ile karanfil ilk defa deneyeceğim. İkisinin de aromasını çok severim. Eminim çok yakışacak. Evet, kurabiye hamurumu açtım. Ben çok fazla inceltmedim. Biraz da elimle şöyle her tarafı simetrik olsun diye ayarladım. Merdaneyle açtım, daha çabuk oluyor. Tezgaha unladım, açtım. Şimdi oğlum da bana yardım edecek. Çünkü biliyorum çocuklar için çok büyük bir zevk bu. Birlikte keseceğiz ve tepsimize dizeceğiz. Kalıplarımız da bunlar. Kelebek var, çiçek var, yıldız var ve kalp var. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Hatta tattım. Çok lezzetli olmuş. Kakule ve karanfil varla yok hissedilmiyor ve çok lezzet vermiş. Değişik bir raiha vermiş. Ben çok sevdim. Hiç şaşırtmadı beni yine Şefika Hanım'ın tarifi. Çok lezzetli olmuş. Daha detaylı tarifi Şefika Hanım'ın sayfasından bakıp inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim Şefika Hanım. Yine güzel bir lezzetle bizi tanıştırdın. Şöyle kıtır kıtır
bisküvi de değil, kurabiye gibi. Ben biraz daha kalın yapmıştım. Bir tık ince olanlarımız var. Tepside kenarı ince kalanlar var. Onlar daha kurabiye bisküvi gibi olmuşlar. Gerçekten çok lezzetli. Tavsiye ederim. Lütfen siz de deneyin ve yapın. Çok pratik. Hatta çocuklarınızla birlikte tatillerde, aralarda, boşluklarda yapmak için size bir faaliyet de olabilir. Çocuklar çünkü sıkılıyorlar evde. Onlar için de değişiklik olur. Biz çok sevdik. Hadi kahvemizle içelim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.